Arkadaşlar, hepinize merhaba bildiğiniz üzere Kasım Aralık sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız dönüşlerimiz gerçekten de çok güzel. Aldığınız puanlar bizleri çok mutlu etmekte. Bildiğiniz üzere 100 tam puan alan öğrencilerimiz biz yayınlıyoruz ama Ay, Yasemin arkadaşımız dedi ki hocam beni de yayınlar mısın paylaşıyor musun? Tabii ki seni de yayınlarız. 92 puan ile geçtin bizleri çok sevindirdin. Direkt sınavında da sana başarılar diliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu soru çözümünde ne yapacağız? Kasım Aralık sorularını çözüyoruz. 50 tane soru çözeceğiz. Bunlar Birebir bir ehliyet sınavında çıkmış olan sınav soruları olacaktır. Açıklamalı ve detaylı bir şekilde gideceğiz. Önemli yerlerden de bahsedeceğim. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Arkadaşlarım kanalımızdaki soruları olabildiğince çok çözmeye çalışın. Bakın ne kadar çok çözerseniz unutmayın. Sınavda o kadar bazen birebir soru yakalayacaksınız. Hadi hemen başlayalım. Şimdi bir kısmi tıkanma vardı bir de tam tıkanma vardı değil mi? Bu soruda sana tam tıkanmayı soruyor. Hadi okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi? Solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedinin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir diyor. Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi. Hangisi değil? A değil değil mi? Konuşabilmesi diyor. Bak burada ne diyor? Tam tıkanma diyor. Tam tıkanma olan bir insan konuşabilir mi? Konuşamaz. Ama ne olur? Rengi morarır? nefes alması durur, acı çekip ellerini boyuna götürür. Bak tabi bunu görsel olarak da sınavda soruyorlar size. Yani tam tıkanmış, konuşamaz. geldik ikiye, rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır? aracı yavaş kullanmak için lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için daha rahat vites değişimi için lastik hava basıncını istenilen derde tutmak için. Hangisi doğru olan cevabımız? Bursa şıkkı olacak. Bak lastik aşıntılarını diyor sana önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için Bursa şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu okul taşıtı ile alakalı 3-4 soru nasıl gelir ondan bahsedeceğim. Okul taşıtının arkasındaki dur ışığı hangi hallerde yakılır? Sadece öğrenci indirip indirirken sadece sisli yağmurlu ve karlı havalarda taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman. Doğru olan cevabımız A olacaktır arkadaşlarım. Sadece öğrenci indirip bindirirken. Şimdi okul taşıtıyla işte alakalı 3-4 soru gelir. Nasıl gelir? Beni dikkatle dinle. Öğrencilerin Öğrenciler ile gözetici ve hizmetlerin taşınmasında kullanılan araca ne denir? Okul taşıtı denir. Diğer taşıtlardan farkı nedir? Okul taşıtı yazısı ve dur levhasıdır. Dur işaretinin yanması taşıtta öğrenci indirilip bindirildiğini bize bildirecektir. Okul taşıtın arkasındaki dur işaretinin yanını gören sürücü okul taşıtını geçmemelidir. Okul taşıtındaki camlar, pencereler nasıl olmalıdır sabit olmalıdır sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde aşağıdaki hangisi uygulanır idari para cezası ağır hapis cezası aracı en sağ şeritten sürme cezası sürücü belgesi almaktan men cezası hangisi uygulanıyordu aşık uygulanıyordu değil mi idari para cezası uygulanacaktır sürücü belgesi olmayan kişilere yani araç kullananlara geldik 5'e bir görsel soru şekillik aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir bölünmüş karayolu bağlantı yolu tali yol ana yol arkadaşlarım oradaki levhaları da bir bakın size kopya veriyor onlar hangisi olacak ana yol olacak değil mi denizli şıkkı akorde oradaki levhalar e, yol ve levhasının olduğu yer orası tali yoldur zaten. Biz oraya, e, yol ver levhasından da hemen anlıyorduk. Bir aracın olduğu yerde oradaki levha da ana yol tali yol olduğunu bize bildirir. Araç ana yolda olacaktır. Yine konuşamadım. Dur bakalım. 50 tane soruyu nasıl okuyacağız? Aksine bir durum yoksa yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği hangisine aittir? araçlara yayalara yolculara sürücülere hangilerine ait yayalara aittir değil mi arkadaşlar Bursa şıkkı olacaktır deyiz. taşet yolu üzerinde çizilen şekillerin sembolün anlamı nedir bisiklet yolu motosiklet yolu bisiklet giremez motorlu bisiklet yolu e ne diyeceksiniz? A şıkkı bisiklet yolu diyeceksiniz, değil mi? Zaten bariz belli. Hadi bakalım. 8'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir? Hava filtresinin kirlenmesi, yakıt deposunun delinmesi, yakıt sisteminin hava yapması, depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi. Doğru olan cevabımız CH şakı yakıt sisteminin hava yapması meydana gelecektir arkadaşlar. 9. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir? Bu soruyu açıklayacağım. Çünkü buradan çok soru geliyor. Sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi. Doğru olan cevabımız hangisi olacak? Bursa şıkkı dolaşım sistemi olacaktı Şimdi şunu sakın unutma. Dolaşım sistemi vücudun tamamında faaliyet gösterir. Faaliyet gösterir bu soruyu evirir çevirir uzun cümlede de verebilir sana ama sen vücudun tamamında faaliyet göster gösterir yazısını gördüğün an işte bu dolaşım sistemi diyeceksin. Dolaşım sisteminden bahsettiğini bileceksin. Şimdi dolaşım sistemin merkezi neresiydi diye bir sınav sorusu gelirse kalp diyeceksin. Solunum sistemin merkezi akciğerde unutma. Sinir sistemi beyin, boşaltım sistemi böbrekler, sindirim sistemi ise mide olacaktır. Ondayız. Aşağıdakilerden hangisi duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi. Aracını ve aracın etrafını kontrol etmesi, yoldan geçen araç sürücüleri ikaz edip yavaşlatması, sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması. Hangisi değildir? C. Ha değildir. Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması diyor. Böyle şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. 11. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir diyor. Bak değil. İlaçla tedavi etmek, durumun kötüleşmesini önlemek, hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Ben diğer soru çözümlerinde size defalarca söylüyordum değil mi? Diyordum ki arkadaşlarım ilk yardımda ilaçla tedavi etmek ilk yardımın amaçlarından değildir diyordum gel şöyle işaretleyelim bu yeni yayınladığım sorulardan geriye doğru çözmeye çalışın arkadaşlar hani olabildiğinde e, açıklamaya çalıştım sizlere faydası olması adına şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur diyor sana dikkat et şöyle ben görseli büyüteyim ki bir rahat bir gör hangisini yapması zorunludur diyor hadi şıklarımıza bakalım hızını azaltması sabit hızla seyretmesi Durup kavşağı kontrol etmesi. Tane yoldan gelen araçlara yol vermesi. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı hızını azaltması zorunludur değil mi? Şöyle işaretleyelim. Tamam sen e, ana yoldasın gidiyorsun ama senin sağında ne var sağında solunda bir tali yol var. Tali yol olduğunu nereden anlıyorduk biz? Yol var levhasından anlıyorduk. Tamam yavaş yani durmayacaksın ama şöyle bir hızını azaltacaksın. Ne olur ne olmaz. Olur da biri e, birden çıkabilir değil mi yani? Geceleri karayolunda seyrederken karşı yönden gelen araç sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin buraya dikkat et. Gözlerini kamaştırmamak için Uzağa gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalı? Sis ışıkları, park ışıkları, acil uyarı ışıkları, yakını gösteren ışıklar. Doğru olan cevabımız yakını gösteren ışıklar olacaktır, değil mi? Denizli şıkkı. Sen gözlerini kamaştırmak için ne yapacaksın? Yakını gösteren ışıkları yakacaksın. 14'teyiz. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? motorun soğuk çalışmasına, motorun hareket yapmasına, fren hidroliğinin azalmasına, pijon somunlarının gevşemesine. Bu soruyu cevaplayalım sonra da bir radyatörden bahsedelim. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı motorun hareket yapmasına, neden olacaktır? Şimdi bir dikkatli bir şekilde dinleyin. Radyatör denildiği zaman e, ne depoluk eder? Bir sınav sorusu soğutma suyuna depoluk eder. Unutmayın. Radyatördeki su peteklerin neresinde olmalıdır? Üzerinde olmalıdır. Radyatördeki su azalır mı? Evet azalır değil mi? Bir takviye su kabı vardır arkadaşlar. Maksimum minimum yazar. Maksimum yer, yazan yere kadar su ilave edilecektir. Bu da bir dipnot olsun. Sıkıştırılmış yakıt hava karışımının bu ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir? Dizel motor, marş motoru, benzinli motor, buhar makinesi. Hangisiydi? Ceyhan şıkkıydı değil mi? Benzinli motor olacaktır. 16'dayız. İlerleyen sorulara doğru biraz daha açıklayacağız. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa hangisi yapılır? Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Önemselmez. Devam edilir. Yaka seviyesi kontrol edilir. Bak araçtan yanık kablo kokusu aldın. Ne yaparsın? Bir durursun. Kontağı kapatırsın. Daha sonra da akü bağlantısını çıkartırsın. Değil mi? Aşık olacaktır. 17. sorumuzdayız. Görsel bir soru. Şehirdeki durumda sürücünün aşedeklerden hangisini yapması yanlıştır? Yanlış olan arıyorsun. Ya geçinceye kadar durması, ya geçidine uygun mesafede durması, ya ya ikaz ederek hız almasını istemesi, ya geçidine yaklaşırken hızını azaltması. Hangisi yanlış arkadaşlarım? Bizler yayaları ikaz edebilir miyiz? Edemeyiz değil mi? O zaman ne edeceğiz? Ceyhan şıkkı yanlıştır diyeceğiz. Yaya ikaz ederek hızlanmasını istemesi yanlıştır. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır. Bak riskli davranışı azaltır. Asa bir öfkeli, stresli, hoşgörülü. Hoşgörülü olursak ne olacak? Riskli davranışlar daha da azalacaktır değil mi? Denizli şıkkı. 19'dayız. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? Trafikteki görevli sayısı, şehir içindeki trafik kazaları, trafik kazalarındaki ölüm oranı, şehirler arasındaki trafik kazaları. Ölüm oranı değil mi? Ölüm ve yaralanmalar. Bu sene anahtar kelimende unutma. CH şıkkı trafik kazalarındaki ölüm oranı olacaktır. Azalmasına etkili olur. 20'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? Bak bizim burada anahtar kelimemiz var ona geleceğim. Eklem çevresindeki şişmedir. Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Senin anahtar kelimen eklem bağları ve yüzeylerin zedelenmesi. Yani dur bir saniye soruyu bir yukarıya alayım. Yüzeylerin zedelenmesi. Senin anahtar kelimende unutmuyorsun. Diğerindeyiz. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılır? Motor yüksek devirde kullanılır. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Aracın hızına göre uygun vitese gidilir. Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır. Doğru olan cevabımız C şıkkı aracın hızına göre uygun viteste gidilir değil mi? Biz uygun viteste gidersek ne olacaktır? Yak araçta yakıt tasarrufu sağlayacağız. 22. sorumuzdayız. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem hangisi? Bakın bu soru ehli sınavında çok ama çokça çıkar. Marş, şarj, ateşleme kavramı Vites kutusuna iletilmesine dediğine göre neydi? Kavramaydı. Din hızlı şıkkı. Hadi gel şöyle işaretleyelim. 23. sorumuzdayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? Kalorifer hortumlarının su sızdırması, hareket göstergesinin arızalanması, fanatör kayışının gergin olması, debriyajın kaçırması. Bak su azalıyorsa bir yerde bir sızdırma vardır değil mi? Nedir o? Kalorifer hortumlarının su sızdırmasıdır. A şıkkı. Birindeyiz. Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Bir bakalım onlara. Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması. Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması. Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması. Şıklara bakalım. Çevre kirliliğinin artması, sürüş konforunun azalması, trafik yoğunluğunun artması, aracın daha az yakıt tüketmesi. Doğru olan cevabımız Denizli şık Aracın daha az yakıt tüketmesi olacaktır. Bak sen ne yapıyorsun? Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınıyorsun. Yani birden gaza birden freni basmıyorsun. Araç lastiğini uygun ebatta kullanıyorsun. Ve aracının gerekli bakım ayarlarında da zamanında yaptırırsan ne olacak? Daha az yakıt tüketmiş olacaksın. Bu soruyu Allah nasip ederse doğru olan cevabın olduğu tarihte de vermeyi hedefliyorum. Bakalım. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunludur? 1 Eylül, 1 Ocak, 1 Ekim, 1 Şubat, 1 Kasım, 1 Mart, 1 Aralık, 1 Nisan. Doğru olan cevabımız hangisi 1 Aralık, 1 Nisan olacaktır? Allah nasip ederse 1 Aralık'ta da bu soruyu vermeyi hedefliyorum. 26'dayız. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir? Trafiğin bütün istikametleri kapanma hali, trafiğin bütün istikametleri açılma hali, trafiği hızlandırma işareti, trafiği yavaşlatma işareti. Arkadaşlarım doğru olan cevabımız aşık olacaktır. Trafiğin bütün istikametlere kapanma hali olacaktır. Bak bu videonun altında aşağıda yorum bölüme sabitlediğim e, linkler var arkadaşlar. E, orada aşağı doğru indiğiniz zaman sabitledim yorumda aşağı doğru indiğiniz zaman trafik polisinin işaretleri ile alakalı hem en çok çıkan soruları çözdük hem de ben onların ışıklarını tek tek size açıkladım. Hem en çok çıkan soruları çözmüş olursunuz. Onlara bakın mutlaka hem de işaretlerini öğrenmiş olacaksınız emin olun. Geldik 27'ye. Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir? Sorumlu olduğu yollarda yer işaretlemeleri yapmak, kırlolardaki işaretleme standartlarını tespit etmek, çocuklar için trafik eğitim testleri yapmak veya yaptırmak, sorumlu olduğu yollarda gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak. Hangisi değildir? Bursa şıkkı ne diyor? Sana karolarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek değildir diyor. Ama diğerleri A, ve D bunlar belediyelerin yapmakla görevli olduklarıdır arkadaşlar. Bursa şıkkı değildir. Uzun bir soru dikkatli okuyalım. verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir? Birincisi Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak, trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız denizli şıkkı 1, 2 ve 3. Yani bunların hepsi trafik psikolojisinin hedefleridir arkadaşlarım. 29'dayız. Yine uzun bir soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir? Okuyalım bir. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişime başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer diyor. Trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine hangisi örnek? Korkutmak veya şaşırtmak, su, çamur ve banzayları sıçratmak, sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek, sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek. Hangisi bak olumlu bir şey arıyorsun. Yani CH şakı sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek. Baksana olumlu bir şeyden bahsediyor ama diğerleri ne yapıyor korkutuyor, sıçratıyor, su çamur benzerlerini sana sıçratıyor, sigara külünü esmeretlerin yerlere atıyor. Yani olumsuzluklardan bahsediyor. 30'dayız. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye hangisi uygulanır? Sürücü belgesinin süresiz geri alınması, ağır hapis cezası, para ve ceza puanı trafikten men cezası. Arkadaşlarım doğru olan cevabımız C hay para ve ceza puanı. Tamam unutma. Para ve ceza puanı uygulanacaktır. Sır halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Dörtlü ekaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Arkadaşlar doğru olan cevabımız hangisi denizli şıkkı olacaktır. Şimdi bu şu anki gördüğünüz neydi? Ya ekaz lambasıydı değil mi? Yağında ne yapıyoruz? Biz derhal e, duruyoruz. Şimdi durmamızı gerektiren 3 lamba daha vardı. Bak bu 3 de birer sınav sorusu. Birincisi yağ lambası, 2 harret lambası, 3 şarj lambası. Bu üçünü yandığını gördüğün zaman e, hemen duracaksın. Bunları da unutma. Geldik 32. Ye. Katalitik konvertörden bahsedeceğim. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalı? Alkol, kurşunsuz benzin, süper benzin, gaz ya. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı kurşunsuz benzin kullanılır. Bak unutma. Şimdi katalitik konvertör bulunan araçta kurşunsuz benzin e, kullanılır. E, bir de katalitik konver, konvertör neydi? Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak için kullanılırdı. Bunu da unutmayalım. 33'teyiz. Hani bu şekilde anlatıyorum. İnşallah sizlere faydası oluyordur arkadaşlar. Eğer oluyorsa bir beğeni butonuna basmayı unutmayın. Burun kanaması olan bir kazazede yukarıdaki uygulamalardan hangilerin yapılması doğrudur? 1. Oturuş pozisyonu verilmesi, burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması, çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi. Sen doğru olanı arıyorsun. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Arkadaşlarım doğru olan cevabımız hangisi olacak? Bursa şıkkı olacak. Şimdi ne yapacaksın sen oturacaksın daha sonra ağzından nefes alacaksın ve e, burnu, burnu şöyle parmaklarınla 5 dakika süreliğine bastıracaksın. Sonra da ne diyor sana e, başın geriye çekilmesi diyor. Hayır hasta oturuş pozisyonda çene aşağı göğse doğru yaklaştırılır oturur pozisyonda olacak bu Tabii ki enseye buz koymak e, burnu bol su ile yıkamak bunlar diğer yöntemler olacaktır. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Eklem bölgesi olmasına, kap seviyesinden bir bölge olmasına, vücutta yansı kemiklerin olduğu bölge olmasına, vücutta atar damarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına. Neye dikkat edeceksin? Denizli şıkkı vücutta atar damarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına dikkat edeceksin kanama olan bölgeye turnike uygularken 35'teyiz. Bunları tek tek açıklayacağım. Taşat yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı yavaşlama uyarı çizgileridir? Hadi dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız denizle Şakı olacaktır. Şimdi ABC Bunları da tek başına birer sınıf sorusu olarak verebilirler arkadaşlar. A şıkkı taralı alana girilmez. Bursa ve Ceyhan şıkkı da yaya geçidi olduğunu bize bildirecektir. Şimdi arkadaşlar açıklamamız gereken bazı sorulardan var. Bu yüzden videoyu yarıda olabildiğince kesmemeye çalışın. Sonuna kadar mutlaka benimle birlikte çözün. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğerleri de birer ehli sınav sorusu tek başına. Bursa şıkkı öndeki taşıtı geçme yasa sonu. Ceyhan azimi hız sınırlaması sonu. Denizli'de öndeki taşıtı geçme yasa olacaktır. Denizli şıkkı ile ilgili birazdan soru çözeceğiz arkadaşlarım. 37'deyiz. Ir hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Bak bir kazaya karışmış ağır hasarlı ve ölümlü trafik kazası tamam mı? Hangisi yasak? Olayı en kısa zamanda yetkileri bildirmesi, kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi, trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması, istenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi. Doğru olan cevabımız yani yasak olan Bursa şıkkı ne yapıyor? Aracın yerini değiştiriyor. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Sen bir kazaya karışmasın, hem ağır hasarlı ve ölümlü kaza bir de yani. Böyle bir şey yapmıyorsun aslında zaten izin de vermezler. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. Lastiklerin hava basıncının normal derde olmasına dikkat edilir. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Aracın yükü ve ağırlığı artırılır. Yakıt tasarrufu sağlamak için ne yapacaksın? Lastiklerin hava basıncının normal normal derde olmasına dikkat edeceksin. Bursa şıkkı. Derdir zaten değil. 39'dayız. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Geçme yasağı sonunu, öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini, yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu. Bak biraz önce demiştim ya sana denizde şıkkı ile ilgili diye. İşte bu soru. Ne diyorsun? Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu bildirir, değil mi? Bursa şıkkı olacaktır arkadaşlar. 40. sorumuzdayız. İleride bir soru daha var. Onu da detaylı bir şekilde açıklayacağım. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesi neden olur? Fren balataların aşınması, karter contasının yırtılması, hava filtresinin kirlenmesi, rot ayarının bozulması. Doğru olan cevabımız hangisi e, yırtık olan yani Bursa şıkkı kartar contasının yırtılması olacaktır motor yağın eksilmesi neden olur bak yırtık var orada. Yani 41. sorumuzdayız. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeride kullanılması zorunludur? Orta şerit, hızlanma şeridi, tırmanma şeridi, yavaşlama şeridi. Doğru olan cevabımız denizle şakı yavaşlama şeridi olacaktır. Niye otoyoldan çıkıyor? Peki otoyola girerken hangisiydi? Hızlanma şerideydi. Bunu da unutmayalım. 42'deyiz. Sürücülerin trafik içindeki davranışların sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. Kabalık, hırşanlık, bencillik, sorumluluk. Bak sonuçlarını düşünüyor. Yani sorumluluk sahip, sorumluluk sahibi değil mi? Denizli eşeği olacak. 43'teyiz. Uzun bir soru. Dikkatli okuyalım. Bebeklerde 0-12 ay tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması, sağ elin yumruk haline getirilerek göğüs merkezine vurulması, göğüs kemiği 6 cm aşağı şekilde basınç uygulanması, bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanması. Arkadaşlarım doğru olan denizli şıkkı bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanması doğrudur. Verilenlerden hangileri kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır. Bak emniyet kemeri takmamış yani bu şekil bu şekilde düşün. Araç içinde savrulma, araçtan dışarı fırlama, ölüm ve yaralanmalarda artma. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Sen emniyet kemerini takmazsan araç içerisine savrulursun. Allah korusun da dışarı fırlarsın. Ölüme yaralanmalarda meydana gelir. Yani denizli şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır arkadaşlarım. Şerit yolu üzerinde çizilen aşağıdaki yatay işaretlemenin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı, trafiği hızlandırma işareti. Yani ne diyorsun? Ceyhan şıkkı bölünmüş yol başlangıcı diyorsun, değil mi? Bak zaten bölmüş burayı, gördün mü? Bölünmüş yol başlangıcı. Hadi bakalım. 46. sorumuzdayız. Karayollarında bu soruya açıklayacağım merak etme. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir? Otomobil, otobüs, minibüs, kamyonet. Arkadaşlarım doğru olan cevabımız A şıkkı otomobil olacaktır. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinle. Otobüs karayollarında e, 80'di. Minibüs karayollarında 80'di. Kamyonet 80'di değil mi? Şimdi e, otomobil, otomobil yerleşim yeri yerinde 50, yerleşim yeri dışında şehirler arası çift yönlü karayollarında 90'dı. Bölünmüş yollarda kaçtı e, 110'du. Otoyollarda da 120 idi. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu söylediklerimle tek tek birer sınav sorusu. Sürücün aşağı hangisini yapması kural ihlali sayılır. 3 şeritli ve 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması, geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Kural ihlalini soruyor sana yani ne diyorsun sen Ceyha şıkkı geçme dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi kural ihlali olacaktır. 48'deyiz. Hadi bakalım az kaldı. Trafik ortamını paylaşanlarda yukarıda velan tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması halinde trafik düzeni ve güvenli olumlu yönde etkilenir. Hoşgörülü olunması, bencelikten uzak durulması, onaylara aşırı tepki gösterilmesi. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3, Zor olan cevabımız bursa şıkkı 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar 49'dayız akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır artı kutup şasi ile eksi kutup şasi ile artı kutup artı kutupla eksi kutup eksi kutupla eksi kutup artı kutupla artı kutup eksi kutupla Doğru olan cevabımız CH şıkı artı kutup artı kutupla, eksi kutupla, eksi kutupla, eksi kutupla bağlanacaktır. Ve son sorumuza geldik. Hadi bakalım bitti gözünüz aydın. Üzerinde yaralı taşınan sevdiğinin taşınma yönü nasıl olmalıdır? Yaralının ayaklar önde olacak şekilde, yaralının baş kısmı önde olacak şekilde yaralının yarasına göre değişir, yaralının isteğine göre değişir. Arkadaşlarım doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Şöyle bir dipnot düşelim. Ayaklar önde, baş arkada yani yaralı gittiği yönü görmeli arkadaşlarım. Bir de ambulansa geldiğinde baş öne getirilerek yerleştirilmeli. Bunu da unutmayalım. 50 tane soru çözdük. Diğer kısım aralık sorularını çözmeyenler mutlaka çözsünler. Sınav tarihine kadar yanacağım soruları asla kaçırmayın. Olabildiğince hani açıklamaya çalıştım. Boş bilgi vermektense sınavlarınızda çıkabilecek bilgileri vermeye çalışıyorum. Çünkü video çok fazla uzun olmasın ve sıkılmayın diye. Sizlere bir şey kattıysam videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hadi Allah'a emanet olun.